Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz fakültemize. Bugün sizinle birlikte 650 TL kredi ve yurtlar kuramı bursu ile bir ay boyunca nasıl geçinilir onun dersini işleyeceğiz. Ben sizin finansal danışmanınız Barış Zorba, teşekkür ederim. Şimdi dersime geçmeden önce dersimden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kredi ve yurtlar koruma bursuna başvurup da 650 TL almaya hak kazanan öğrencilere mutlaka öğrenci olarak planlı bir şekilde harcama yapmaları gerekmekte olduğundan dolayı sizlere ben sizler yorulmayın diye bütçe planı oluşturdum. Değerimi kıymetimi iyi bilin, benim sinirimi asabımı bozmayın. Ben konuşurken beni dinleyeceksiniz. Bir tane çıt duymayacağım. Aynı şekilde de sakız çiğneyen olursa çenesini kırarım. Ne yalan söylüyorsun sen? Seni fırının içine sokarım ama beni dinlerim ondan çıkartma. Seni yalanla yırtılan sen havalar ne kadar fena olsun. Sen bir ben pişirdim attım buraya elim bıçaktan kesilmişsin. Yalan deme. Bir diğer unsur olarak burası lise değil, burada lise eğitimi vermiyoruz. Artık üniversite öğrencisiniz, yetişkin, olgun bir insan gibi davranmanızı ve ona göre etkileşim vermenizi istiyorum size dersime. Beni dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz ve bu derste işlemiş olduğum bütün konulardan sorumlu tutacağım. Sizi sınavda yemin ederim en ücra köşesine kadar soracağım. Not almıyorsunuz, mantığını kavruyorsunuz ve beni dinliyorsunuz. Şimdi derse geçiyorum. Şimdi diyelim ki kredi ve yurtlar kurumuna başvurumuzu yaptık. Burs başvurumuzu. Sonuç ekranında sonuçlara baktık. Hibe ya da kredi kazanmışız. Ne yapacağız? Kara kara düşünüyoruz. Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat mezunlarından olduğum için yaşamış olduğum şehir ve gündelik olarak yapmış olduğum aktiviteleri referans alarak bu tarz bir liste oluşturdum sizlere. Sizler de listeyi dikkatli bir şekilde dinlerseniz bir ay boyunca 650 TL bütçeyle geçinebilirsiniz. İlk maddemde başlıyorum arkadaşlar. Birinci maddemde noodle var. Biliyorsunuz Indomie noodle'ları ucuz ve doyurucu olmasıyla aslında gündeme gelmiş noodle'lardır. Biliyorsunuz ki birim fiyatı da 1.95 TL'dir. Sizlere benim körili olanı tavsiye ettiğim söylenebilir. Neden körili olanı söylüyorum? Biliyorsunuz Indomie noodle'lar sayesinde öncelikle makarnasını yiyerek karbonhidrat ihtiyacını, daha sonrasında dibinde kalan suyunu da içerek günlük çorba ihtiyacımızı karşılıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden sizlere körili olanı öneriyorum. Hani tabii ki de evimizden ve mutfağımızdan tavuk, et ya da daha genel konuşacak olursak et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri eksik olacağı için esansını tatmanız ve duyularınızın tavuğun ne olduğunu unutmamasını istiyorsanız tabii ki de tavuklu olanı almanızı önerebilirim bu konuda. Şimdi bizler maliyet ve bütçe hesabımızı yaptığımızda 1.95 TL birim fiyatı olan Indomie noodle'ı günde 3 kere yediğimizi varsayarsak 3x30, çünkü bir ayda 30 gün vardır, 175,5 TL'ye aylık Indomie noodle ihtiyacımızı karşıladığımız söylenebilir. Yanında aynı şekilde tamamlayıcı mal olarak kullanabileceğimiz yoğurt da aynı şekilde tavsiye ediliyor. Ama tabii ki süt ve süt ürünlerinden biliyorsunuz ki olabildiğince uzak durmamız gerekiyor öğrenci olarak. Ufak bir dipnot ve tavsiye geçmem gerekirse ki esnaflar her zaman öğrenciyi, o yüzden öğrenci olduğunuzu asla söylememeniz gerekiyor. Turistlere ne gözüyle bakıyorlarsa öğrenciye de o gözüyle bakıyorlar artık. O yüzden para öğrencide vardır diyorlar arkadaşlar. Lütfen buraya dikkatli dinleyin. Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. Benim sinirimi ve asabımı bozmayın. Burada bir şey anlatıyorum. Bir kere insanı cıvanadan çıkartmayın. Şimdi bir ay boyunca noodle'ımızı yedik. Çorbamızı ve karbonhidratımızı içtikten sonra biliyorsunuz temel ihtiyaçlarımız bizim devam ediyor. Ne gibi mesela? Abur cubur ihtiyacımız olabilir. Neden olabilir? Çay içmemiz gerekebilir. Kahve içmemiz gerekiyor olabilir. Çayı ve kahveyi olduğu gibi sap gibi içmemek için aslında tamamlayıcı mal olarak da süsse krakerleri, süsse bisküvileri vesaire kullanılabilir. Neden süsse? Tutku yemek istiyorsanız, tutku çok pahalı biliyorsunuz. O yüzden ikame mal olan süsseyi sizlere ben öneriyorum buradan. Bir diğer unsur olarak bir süsse susamlı bisküvinin içerisinde toplam 4 tane paket var. 4 pakette totalde 3.95. Yani bu demek oluyor ki günde 1 paket yesen çayın yanında, 1 paketi ben 4 günde bitireceğim. Dolayısıyla 30 bölü 4, 7 virgül bilmem kaç edeceğine göre siz de otomatikman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 7 paket süsse almanız gerekiyor ki günde bir tane yiyebilirsiniz. Şimdi 3.95 birim fiyatı olan süsse, kraker, çubuk bilmem ne aklınıza her ne geliyorsa alıp 7 paket verdiğiniz zaman, 7 paket almaya karar verdiğiniz zaman toplam totalde bir ay ödememiz gereken miktar 27,65 TL'ye bu şekilde çayın yanında yiyeceğimiz bisküviyi de hazırlamış oluyoruz. Mümkünse gittiğiniz kafelerde, restoranlarda, ki gidemeyeceksiniz yüksek ihtimalle, kendimden biliyorum böyle bir şey yok.
Çayın 1 lira 2 lira olduğu yerlere gidebileceksiniz maksimum. Oralardan küp şeker araklamaya çalışan işletmeciler her zaman zengindir. Küp şekerlerini araklayabilirsiniz. Tabii ki de aşırıya kaçmadığınız sürece. Aşırıya kaçmak nedir? Tabii ki de alın bütün şekerliği çantanıza boşaltın demiyorum ama böyle bir avuç alınabilir. O da göz hakkı olarak geçer. Sütse kraker yemek istemiyorum ben ya. İşte ben daha böyle kaliteli bir şey yemek istiyorum derseniz aynı fiyata ikame malı olarak Bruno kremalı bisküviler var arkadaşlar. Bruno'yu sizlere önerebilirim. Hem böyle süt ve süt ürününden uzak durduğumuz için krema ve türevi şeyleri biliyorsunuz ki ne yazık ki unutmuş olacağız ve tadımız damağımızdan tamamıyla değişmiş bir şekilde bozulacak biliyorsunuz. As you can see. Aynı şekilde çok böyle lüks takıntısı olan aslında böyle çikolatadan anlayan gurme özentisi arkadaşlar için de söylemem gerekir ki Oreo yemeyi seviyorsanız ve öğrenciyseniz ne yazık ki Oreo yemiyorsunuz. Tabii ki de ne yapıyorsunuz? Hemen Bin Birleşik mağazalarına gidip Oreo değil de püre mi alıyorsunuz? Neden almıyorsunuz çünkü? Ama size tavsiyemdir ambalajını çıkartıp da taşıyın. Çünkü arkadaşlarınız eğer ki premium ambalajından çıktığını görürse onun sizinle alay ederler. Premium'un da bir paket birim fiyatı aşağı yukarı 5 TL. Şimdi ben sizleri yanıltmayayım. Yalancısı da olmayayım. Tabii ki gidin kontrol edin. Ama 5 TL ile aşağı yukarı 5 TL olduğu için şey yapmıyorum. Hani bir ayda da 10 paket dediğimizi varsayarsak ki zaten içinde 3 tane var. Dolayısıyla 3 çarpı 10'dan 30 gün. Günde bir pakette ondan yediğimizi varsayarsak aşağı yukarı 50 TL'de Oreo çakması premium markasına gidiyor arkadaşlar. Çay aldığımız zaman bir paket çayın birim fiyatı 35 TL. Bu bir paket olan çayımızı eğer ki sizlere bir ay boyunca yeterse amento billahi ama yetmezse tabii ki de o artık sizin bileceğiniz iş. Biraz daha hesaplı davranmanız gerekir. Ya ben Starbucks'ları çok seviyorum. Ben kahve dünyalarını çok seviyorum. Ben giderim espresso, rebere, teraslarda otururum, gezerim, tozarım. Çok içerim filtre kahveyi. Aynı zamanda sütlü filtre kahve içerim. Vesaire diyorsanız da artık o defterler biliyorsunuz has been closed. Yani kapandı artık. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu tür lüks tüketim mallarına yönelmek yerine ikamesi olan markalara yöneliyoruz. Nedir o? VIP marka. Yani BİM'de girişte bizim karşımıza çıkan VIP marka kahvelerden bahsediyorum arkadaşlar. Kahve ihtiyacımızı bu kahvelerle karşılıyoruz. Mesela şimdi bunun lattesi var, bilmem neylisi var, fındıklısı var, köpüklüsü var, ikisi bir arada, üçü bir arada vesaire vesaire. Aklınıza gelecek her türlü şey var. Bunların birim fiyatı daha aynı şekilde 40 kuruşa tekabül ediyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Günde 3 öğün kahve içersek falan fıstık. Şimdi 4, 8, 12, 1.20 TL ediyor günde. Çarp 30'da abi 36 TL. Yani siz bir ay boyunca 36 TL ile günde 3 öğün kahve ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Dilerseniz ki çay ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Şimdi burada bir dipnot düşmüşüm arkadaşlar. Bu dipnot nedir? Termos alınacak. Neden termos alınacak? Mesela benim okulumun yemekhanesinde sabahları çay veriliyordu. Çay saati bittikten sonra, İstanbul Üniversitesi'nde olduğum için biliyorum. Çay saati bittikten sonra tabii ki de talebiniz doğrultusunda arta kalan çayı termosunuza doldurabilirsiniz. Bu da sizi aylık 36 lira olan, pardon aylık 35 lira olan çay maliyetinden kurtarır. Termosunuz ne kadar sıcak tutarsa o kadar uzun süre çay içebileceksiniz demektir. Bunu da bu şekilde böyle bir hesaplamış olduk. Termosumuzu aldık. İşte sabah çayımızı yaptık. Fazla geldi. Ya da yemekhanede çay arttı. Termosumuzu doldurduk ve biliyorsunuz ki maliyetimizi düşürdük. Aynı şekilde sizlere bir diğer tavsiyem de aslında arkadaşlar gazlı içecekler yönünden. Neden gazlı içecekler? Şimdi bir öğrenci olarak potansiyel bir fakir olduğum için mesela ben kendimden biliyorum. Gazlı içecekler arkadaşlar aslında tokluk hissi yaratırlar. Neden? İçerisinde kullanılan malzemeler vesaireden ziyade asitli içecekler aslında sizin açlığınızı bastıracak niteliktedir. Eğer ki kola alıp bir bardak içerseniz kahvaltı niyetine öğle sonu 1-2 gibi hani o saatlere doğru acıkmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü asit. Şimdi burada size ikame maldan bahsetmem gerekecek. Çünkü biliyorsunuz ki 2,5 litre Coca-Cola fiyatı 8,5 TL civarları vesaire 9-9,5 onlara doğru böyle gidiyor. Bazı yerlerde 10-11. Şimdi ne yapacağız biz mesela? Kola alamıyoruz. Ne alacağız? Tabii ki de Le Cola alabiliriz arkadaşlar. Ama diyorsanız ki benim işte diş telim var ya da ne bileyim benim dişlerim hassas, rengi değişir falan daha böyle uygun bir şey yok mu? Furuko gazoz alabilirsiniz ama Furuko gazozun da birim maliyeti çok fazla. O yüzden fer gazoz almanız gerekir. Fer gazozlar daha ucuz. Le Cola'nın birim fiyatına geldiğim zaman da 3,95 yapıyor. Yani nereden baksanız %50 kardasınız demektir bu.
Şimdi bir de asitli içeceklerle alakalı şöyle bir tüyo var. Bunu herkes bilmez. Asitli içeceğimizin kapağını açtıktan sonra bize dayanacağı maksimum süre 2 gündür. 2 gün sonra aseti kalmaz. Dolayısıyla doyuruculuğu da aynı şekilde gidecektir arkadaşlar. O yüzden bizler mesela şimdi bir kutu, bir şişe, 2,5 litre, 3,95'e aldığımız zaman bu bize 2 gün gidecekse biz ayda 30 paket değil de 15 şişe alacağız demektir. 3,95 çarpı 15 aşağı yukarı 60 TL'ye vesaire tekabül ediyor arkadaşlar. Yani 60 TL ile de günlük kola ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz aynı şekilde. Bir diğer unsur olarak biliyorsunuz ki cici bebelerimiz var. Bebeklere yediriyoruz ama yetişkinler de artık yediği için fiyatlarına zam gelmeye başladı. Ben mesela cici bebe fanıyımdır. En iyi ikame malımdır benim mesela. Aç karnı yerim sonra ishal eder beni. Cırcır olurum, ders dinleyemem vesaire. Öylece bir yan etkisi var bende. Yüksek ihtimalle sütten ötürü. Şimdi eğer ki isterseniz kurabiye olarak da onu yiyebilirsiniz ama benim size tavsiyem yanına yulaf da almanız. Yulaf cici bebe ve süt karışımı yaptıktan sonra yulafın %13 olan doyuruculuğunu da vücudunuza geçirmiş oluyorsunuz. Yani lif kaynağı olduğu için sindirimi kolay evet ama sindirecek bir şey olmadığı için bu özelliğini kullanmayacağız biz. Biz onun tamamıyla hacim yani yer doldurmasıyla alakalı bir İşleme tabi tutacağız aslında onu kasemizde. Cici bebemizi aldık mesela bir kutusu. Benim üniversite yıllarımın başlangıcında bir kutusu 10 lira bilmem kaç kuruştu. Ama şimdi 15.95 olmuş 1 kilo cici bebe fiyatı. İçinden 4 paket çıkıyor ayrı ayrı. Kimisinde tek paket de olabilir. Her bir paketi 2 günde yediğimizi varsayarsak 8 gün bize gidiyor demektir 1 kilo cici bebe. 8 gün gidiyorsa 8-16-24 3-4 pakete yakın bir paket alacaksak 15.95 çarpı 4 eşittir 60,80. Neden öyle yaptım? Çünkü bir ay boyunca yiyeceğiz. Günde bir öğün bu arada. Süte geldiğimiz zaman sütle alakalı da aynı şekilde BİM'den size tavsiye vermem gerekirse dostum mavi sütünü değil turuncu sütünü alın. Yarım yağlı ayağına 40 kuruş 30 kuruş daha böyle az bir maliyete sahip oluyor bütçeniz. Açısından da iyi bir şeydir bu. Fiyatını tam bilmiyorum. Sağdan soldan baktığım kadarıyla yazdım buraya. Temsilidir bu. Temsili ifadesini yazayım hemen. Ortada yazıyor zaten. Aynı şekilde gidip bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Yarım yağlı süt almanızı öneriyorum sizlere ki aynı şekilde ihtiyacımızı karşılasın yeter. Yarım yağlı ya da değil. Sağlıklı ya da değil arkadaşlar. Olay hani noodle'a arkadaşlar sağlıklı diye falan yapacağınızı biliyorum. Konu sağlık değil. Sağ kalabilmek. Sağ kalırsak gerisini bir şekilde düşünürüz. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Ne yazık ki. I'm sorry about that. And that's not my business. Bir ay boyunca da böyle 8 gün aslında. Şimdi 4 kase. Şimdi nasıl söyleyebilirim? 1 litre süt 8 kaseye değil de 4 kaseye yeteceği için sizler totalde 7 kutu süte yakın bir şey alacaksınız. Bu da aşağı yukarı 31,15 TL'ye tekabül edecek. Tabii bu fiyat değişkenlik gösterebilir biliyorsunuz. Asıl fiyatını bilmediğimi söylemiştim. Bir diğer unsur olarak bizlerimizin sofrasından eksik olmaz olan bir gıdamız vardır ki tahıl ürünü ekmek. Tabii ki de ay ben işte kara ekmek seviyorum. Ay ben işte tahıllı ekmek yok bilmem ne çavdar, buğday, muğday falan bunları geçeceksiniz. Bayat ekmek dahi olsa kârdır deyip alacaksınız. İndirimli olsa alacaksınız arkadaşlar. Ekmek aldık şimdi tamam mı? Muhtemelen şimdi aşağı yukarı kendimden bahsetmem gerekirse şimdi yani 1.83 boyum 58 kilo vesaire var. Ben bir bardak su içsem dahi bana bütün gün yetiyor ama tabii ki size yetmeyebilir. Tavsiyemdir ki ikilik olan ekmekten yani aslında iki ekmek almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi iki ekmeğin fiyatı da 2,5 TL. İki ekmek, günde bir ekmek yiyor olsanız iki günde bu stoğunuz tükeneceği için bir ay boyunca maliyetiniz aşağı yukarı 37,5 yani 37,5 TL'ye tekabül edecek arkadaşlar. Aynı şekilde bu tamamıyla benim kendime özgü, kendime özel bir maddemdir. Bunu ben size ayrı bir dipnot olarak veriyorum aslında arkadaşlar. Olay şu ki benim ev arkadaşlarımla tartışmış olduğum süre zarfında mutfağa hiç girmemeye etmiş olduğum yemin sayesinde kendimi odama kilitleyerek aslında kendimi odama da diyemiyorum. Öğrenci olduğumuz için herkesin odası herkesdir. Herkesledir. O yüzden kendi yatağından çıkmamakla alakalı bir protesto girişiminde bulunduğum süre zarfında edinmiş olduğum yetkinliğim sayesinde bu maddeyi buraya yazdım. Eğer ki gidip BİM'den muzlu popkek ya da çikolatalı popkeki set halinde yani koli halinde alırsanız bir kolinin içinde 24 tane var bu arada. 24 ile çarptığınız zaman aşağı yukarı nereden baksanız 30 TL edecektir. Geriye kalan 6 gün
Yani 24 tane varsa günde bir tane yiyorsanız geriye 6 gün kalıyor. Onu da artık bir şekilde ikame edersiniz. Geriye kalan 6 günde de aynı şekilde bunları böyle yapabilirsiniz. Bana şimdi diyebilirsiniz ki arkadaşlar işte Kekstra var, jöleli bilmem neyli 1 TL'ye daha ucuz diyeceğinizi hissediyorum. Arkadaşlar hayır, Kekstra evet daha ucuz ama şöyle bir sorun var ki gramajı daha az. Size muzlu pop kek aynı şekilde gramajı daha fazla ve 25 kuruş farklı size bu gramajı veriyor. Böyle bir unsur var. En son unsur olarak bir şeye değinmem gerekiyor ki eğer ki bir üniversite öğrencisiyseniz kampüsünüzde bol bol kedi olacaktır. Sizler de artık bir cat person olacağınızdan dolayı yanınızda mutlaka hindi salam taşımanız gerekiyor. BİM'den 3,5 TL'ye alabilirsiniz tanesini. Önceden 1,95 civarları bir şeydi ama kedilere verdiğimizi öğrenmiş olacaklar ki fiyatlara zam yapıyorlar. Günde bir tane 3,5 TL'ye almış olduğumuz salamı kendiniz demeyeceksiniz bu arada. Yanımıza taşıyoruz. Karşımıza çıkan bir tane kediye veriyoruz. Bununla da sevap kazanıyoruz. Günde bir tane kedi beslersek 30 günde 105 TL eder. 105 TL ile sevap işliyorsunuz. Bakın böyle düşüneceksiniz. Kahvaltılık vesaire kullanmıyorsunuz. Zaten zeytin, peynir vesaire yok. Bal, tereyağı, cakçuk bunlar artık ana evinde, baba evinde kaldı. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri biliyorsunuz yok. O yüzden maliyetimiz bu şekildedir. Dilerseniz gelin sizinle birlikte bir de total bakiyeye bakalım ne kadar harcama yapmışız. 175,5 noodle'ıma verdim. 27,65 de aynı şekilde abur cuburuma verdim. 50 TL Oreo'ma verdim. VIP kahveme 36 verdim. Çayıma 35 verdim. Kolama 60 verdim. Cic bebeğime 63,8 verdim. Sütüme 31,15 verdim. Ekmeğime 37,5 verdim. Muzlu pokeyime 30 TL verdim. Aynı şekilde almış olduğum hindi salamımı da 105 TL verdim. Ve elimize geçen sonucumuzla birlikte gelirimiz gördüğünüz gibi hesaplı bir şekilde harcanmış oldu. 651,60 lira. 1,60 lira da tasarruf paradoksu sayesinde borçlanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dipnot geleceğim şimdi sizlere. Eğer ki bulursam. Şimdi arkadaşlar konudan bağımsız olarak üniversiteye yeni geçmiş öğrenci arkadaşlarıma tavsiye vermem gerekirse sağda solda karşınıza çıkabilecek herhangi bir 40 yaş üstü amca, teyze, dayı, hala vesaire olma ihtimaline karşı yanınıza böyle bir hesap makinesi alın arkadaşlar. Kırtasiyeden bunu lise zamanımda 3 TL'ye almıştım. Şimdiki maliyeti nedir bilemiyorum tabii ki. Siz yanınıza bunu alın. Hani neden bunu böyle söyledim sorgulamayın. Lazım olacak bir gün siz beni dinleyin. İşte çıkar göster dedikleri zaman böyle yaparsınız, geri sokarsınız. Zaten o yaşta görmeyle alakalı bazı sıkıntılar olacağı için uzağa yakın vesaire gözlük takmaları vesaire gerekeceği için bu tarz bir savunma gerçekleştirebilirsiniz kendiniz açısından. Unutmayın. Kulağınıza da küpe olsun. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Diğer videolarıma göz atmak istiyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Paşa gönlünüz, keyfiniz ve kahyası bilir tabii ki de. Abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Tabii ki. Bunları biliyorsunuz. Benim söylememe tekrar gerek yok ama yine de söyledim. Teşekkür ederim. Have a nice day.